Brüksel'deyim. Videonun adını da okudunuz zaten bunu. Ve evet, bornozumda kahve var. Az önce Gülnur'la Serhat'a kahve koyarken biraz içine daldırdım. Niye Brüksel'deyim? Kimle geldim ve neden geldim? Bunların hepsini açıklamak zorundayım. Eminim ki Türkiye'nin derdi bu değil ama Blue'un olayı buymuş. O yüzden her şeyi açıklıyorum. Yani bok varmış gibi her şeyi açıklamak zorundayım. Serhat buraya bir makyaj stüdyosu açmıştı. Bayağı oldu açılalı aslında ama biz tabii gelip görememiştik. Hem onun ufak bir kutlaması olacak. Yani açılış gibi değil de hani onu kutlayacağız. Gülnur'la biz de gelelim, yanında olalım istedik. Bir de tabii ki de fırsattan istifade gezelim, biraz tatil yapalım dedik. Brüksel hakkında çok iyi yorumlar almadım ama gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir yer. Her yer ışıl ışıl. Şu an tamamen yılbaşı havasına girmişler. O yüzden biraz mutlu oldum yani. Kötü diyenler bok yiyebilir şimdilik. Ama ileriki dakikalarda tabii ki yorumlarım değişebilir. Brüksel'de yaşayan Türkler bana hiç kızmayın. Belki de değişmez yani. Neyse, bu videoda sizi neler bekliyor? Trendyol kodu aldım. Brüksel 20. Bu videoya özel. Sağa sola bir yere sürekli iliştireceğim onu. Kod veriyorum diye, link atıyorum diye, videolarda Trendyol'dan bahsediyorum diye ne olur bana kızmayın. Özellikle story'de, yani sıkılıyorsanız eğer link story'lerinden, çat diye onu geçmeniz bir saniyenizi alır. Bana mesaj atıp yeter artık link atma demeniz daha uzun vakit alıyor. Pıt diye geçebilirsiniz. Ben atmaya devam edeceğim. Açık açık söylüyorum. Ben link atmaya, kod almaya devam edeceğim. Çünkü o indirim koduyla alışveriş yapan binlerce insan var ki biz bunları sistemden görüyoruz. Hani biz kullandık DM'lerinden bahsetmiyorum. O linklerden, home linklerinden, işte süpermarket linklerinden alışveriş yapan bir sürü insan var. Onu da geçtim, DM olarak hadi link ver, yeni link ver diyen de bir sürü insan var. Yani o yüzden ben atmaya devam edeceğim. Alışverişinizi yaparken Brüksel 20 kodunu kullanabilirsiniz. Ha bir de size trendi oldum. Mila'daki parti elbiselerini göstereceğim ama onu biraz sonra göstereceğim. Çünkü şu an kahvaltıda beni bekliyorlar. Göstereceğim, o kadar çok dedim galiba değil mi? Ay benim Türkçem hemen bozuluyor. Hemen bozuluyor yurt dışına çıkınca. Ne giyeceğimi göstereyim. Göster, aman. Eksik kalma. Bu tulumu giyeceğim bugün kutlamada. Neymiş bu? Atölye No 6. Böyle bir tulum aldım onlardan. Tabii netleseydi iyiydi. Bunun üstüne diyorum ki çok güzel böyle yeşilli, lacivertli bir, tabii şu an biraz valizden kırış kırış çıktı ama kaban var. Bunu bu arada videonun altındaki linkten bulabilirsiniz. Milla bu ve fiyatı da bayağı uygun. Bu elbiseyi de bir gaza gelmedim değil giysem mi diye ama üşür müyüm dedim. Bu arada bu da Trendyol ama üşürüm herhalde bununla. Altına böyle martenslerle güzel olabilir. Bu ikisi linkte var mı bu arada? Videonun açıklama kısmındaki linkte. O zaman giyineyim, üstüme bir şeyler giyeyim. Hava kötü. Gösteriyorum, kanıtlıyorum bunu size. Hava kötü. Neyse durun. Giyineyim hemen. 3 saniye içinde yine karşınızda olacağım ben. Kahvaltımı ettim bile çünkü o kadar hızlı bir kahvaltı ettim ki çekmedim. Gereksizdi. Biraz oteli göstereyim unutmadan dedim. Otelde gösterecek en güzel şey bu ağaç bu arada. Haksız mıyım? Tabii ki haklıyım. Otel nerede olduğu hakkında bir fikrim yok. Ama birazdan öğreneceğim. Çünkü burada yaşayan bir arkadaşımız geliyor, Şebnur. Ama güzel bir yere benziyor. Neyse hadi odaya çıkıp hazırlanalım artık. Ne yaptın bana? Aşkım seni beyaza boyayacağım. Suratımı bembeyaz yap. Biz makyaj yapıyoruz, odaya geldik. Hazırlık aşaması var. Özel make-up artistim. Tabii Türkiye'den getirdi beni. Fashion designer'ım. Gülnur Güneş ile bir Brüksel tatili yapıyorum. Ne yapayım? Modacım ve make-up artistim olmayınca... Yurt dışına çıkmıyorum. Çıkamıyorum yani. Ne giyeceğimi bilemiyorum. Serhat'cığım şimdi krem bir tulum giyeceğim. Evet. Bu sebeple göz kapaklarımı ya beyaz ya siyah ya da senin fikrin olan yeşil. Ne yeşili o? Şu. Şu. Hangisi? Beyaz bence, mı o mu? Bence bu. Su yeşili. Gözüm su yeşili, ojelerim kırmızı, üstüm kafamda siyah toka. Roman düğünü biliyorsun o da. Ama ben alt katlarım, şu an yukarısı full kalabalık. Bir şeyler yiyip günü kutluyorlar. Şebnur! Hello! Hello! Ben de birazdan yukarı çıkıp fotoğraf seremonisine katılacağım. Oradan da bir şeyler koyarız. Bu arada Serhat kurdele kesti ama burası açılan 6 ay oldu. Neyse ben çıkayım, biraz fotoğraf çekineyim. Sonra insanları kutlayıp buradan gidelim. Ne yapacağız bugün? Evet. Üstümüz başımız değişti. Hava karardı. Kutlamamızı yaptık. Otele geldik. Kulağım ne kadar büyük görünüyor. Bak be. Hayır oraya mı?
Benim kulağım o kadar büyük ki ya. Saçmalama, şapka herhalde çekti. Hayır yani git yaptır diyenler olacak ama zaten onu da yaptırdığım için daha ne bileyim. Kulağını mı yaptırdın? Ne zaman? Burnumla birlikte. Ne vardı ki kulağında? Birazcık hep şeyde. Nereye gidiyorduk? Christmas market. Christmas market'e gidiyoruz. Evlerimize yılbaşı ağaçları, ay süsleri alacağız. Ama senin daha evin yok ki Gülnur. Senin de ağacın yok Danla. Kızım ağaç almak kolay. Seni ağacı alıp nereye kuracağım? Ev inşallah bu hafta biterse. Hayırlısıyla. Şimdi Şebnur bize... Şebnur kayboldu. Şebnur arabayı almaya gitti. Christmas market'e götürecek. Oradan bir suşiciye gideceğimiz iddia ediliyor ama ben pek inanmıyorum. Rezervasyon yapamamışlar. Neyse kapıda Instagram'ımı gösteririm diye düşündüm. Sonra odaya dönünce size trend olan yılbaşı elbisesi seçeceğim bu arada. O da aklınızda bulunsun. Yine kodu bir yerlere iliştiriyorum. Kodu kullanmayı unutmayın. Kod aldım. Kod ne biliyor musun? Ne? Yüksel 20. Güzelmiş. Hadi gittik biz. Hemen anında geri geldim. Çünkü bir size burayı da göstereyim dedim. Çünkü her şeyi unutuyorum. Yani ne göstereceğim desem unutuyorum. Blue One amacı da her şeyi göstermek olduğu için otelin olduğu sokağı göstereyim. Bayağı güzel bir sokak da bu arada. Işıl ışıl. Gülnur ne yapıyor orada? Bakın şurada Gülnur var. Dolanıyor. Burası da otelimiz. İşte böyle bir otelde kalıyoruz. Çok tatlı. Önce. Hayır o kadar gariptin ki o Ay izleteceğim sana şimdi onu. Neyse artık gittik ya hadi gittik. Böyle bir yere geldik ve ben hala neresi neresi isim asla bilmiyorum ve öğrenmiyorum da. Nasılsa 5 saniye sonra unutacağım. Işık gösterisi mi denir ne denir? İnsanlar çok sessiz bir şekilde derken kadın vardı. Bunu izliyor. Değişiyor sürekli falan. Ve herkes çok konsantre aşırı. İşte bu da kaynağı. Ne var bunun zaten? Projeksiyonu nereye yansıtsa ne oluyor yani? Maksat düşünmek. Düşüncenizi tebrik ediyorum. Ay şimdi de yağmur yağıyor buna. Sular akıyor. Keşke Can burada olsaydı neler yapardık seninle buradaki insanları çok merak ediyorum. Mesela bu çekiyor ama izlemiyor. İşte görüyor musunuz sosyal medya. Neyse biz yiyecek bir şeyler arıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine sözümü tutamadım ve Christmas market'e beni götürmediler. İşte bu sefer benim suçum neyin Gülnur yemek yiyeceğim diye tutturdum. Ve bir yere oturduk o ışıklı şeyin karşısında oturduk. Yemek yiyeceğiz mi yemeyeceğiz? Nereye gideceğiz? Sushi. Christmas market. Bu sefer benim suçum değil görüyorsunuz Gülnur'un. Christmas market'e getirdin evimizi buraya. Christmas market işte. Nerede market falan yok burada. Et çeviriyorlar. Sokağın ortasında. Galiba suşiye gitmek zorundayız. O zaman hadi kalkacağız. Ay Gülnur çok müthiş bir Christmas market şeysi geçirdim yani. Şimdi bir de tekrar arabaya yürüyeceğiz. Ne yapmaya geldik? Peki suşi diye yürünüyor mu? Ay şimdi yine arabaya gidiyoruz. Allah'ım neydi günahım Gülnur'la tatile çıkacak ya. Hava buz gibi burada. Biraz sizinle dertleşmek istiyorum. Şimdi yine karar değiştirdiler. Bu sefer dediler ki yemek yiyelim sonra akşam suşicide bir şeyler atıştırırız. Yemek yiyeceksek neden oradan kalktık o zaman? Şimdi de böyle bir yere geldik. Bakalım kaç saniye sonra kalkacağız çok merak ediyorum. Şimdi de şey derler suşiciye gideceğiz. Neyse. En azından Gülnur yarım dönüyor. Bir yer iki gün ben istediğim her şeyi yapabilirim. Yarın akşama kadar dayanmam lazım. Buranın da patatesi meşhurmuş bu arada. Gerçekten oturuyor muyuz? Emin miyiz? Ay müthiş bir yemek oluyor ya. Hiç yemediğimiz şeyler yiyoruz. Patates kızartmaları falan. Çek çek Gülnur çek. Neyse soslar çok güzele benziyor. Bu yüzden seni affedebilirim. İğrenç bir yerdeyiz. İğrenç. Ben hala kin kusuyorum burada. Ya gerçekten hiçbir şey beğenmedin. Sürekli mırmırlanıyorsun. Tekrarlıyorum sana. Sushici dediler. Sushi yok. Çok iyi kokteylleri var dediler. Mekanda alkol komple yok. Yani hani kokteyl yok değil. Alkol komple yok. Ne sushi yedim ne içtim. Kola içiyorum oturum. Aha bu da kola. Mekana bakın. Bakın Barbie evi mekan. Her yerde projeksiyon. Ha biri içeriği yaktı işte. Yansın bu mekan. Gram üzülürsem adımlanma değil. Sen de sonunda geldin.
Hiç sevgi gösterisi gösterecek halde değilim Serhat. Aşkım. Hiç o modda değilim. Seveceğim tabii. Oturduğum mekana bak senin için. Benim domuz yemem yanlışlıkla. Instagram adresi Serhat Şen domuz yiyor, haberiniz olsun. Belki bu duruma birkaç yorum yapmak isteyenler olacaktır. Bir yere gidecek miyiz, burada mıyız? Alkol. Günler bizden çok utanıyorsun değil mi? Neyse dur bakayım, 3 saniye sonra nereden çıkacağım acaba? İğrenç bir vlog olayı. Tabii ki iğrenç bir vlog olayı. Dünyanın en iyi vloglarından biri, sadece çok karışık. Niye? Benim yüzümden değil. Sakın o mükemmel mekandan uzaklaşabildiğimi düşünmeyin. Mekanın kapısındayım. Mekanın kapısı burası. Önünde bir tane goril gibi bir şey var. Dikkat çekmek için koymuşlar. Yoksa başka kimse buraya gelmez. Bakın havaya. Bu da hava. Yağmur yağıyor. Tarat içeride Gülnur'a başka bir yere gidelim diye yalvarıyor. Gerçekten başka bir yere mi gidiyoruz? Evet ya. Bir şey söyleyeceğim. Sahipsiz bu. Kaçmış bu. Gel. Sorun yok. Hayır hayır. Peşinden gitti adamın. Yoksa hemen valize. Ay giriyorum. Müthiş mekana giriyorum tekrar. Ay süper mekan yapmışsınız arkadaşlar. Vallahi bayıldım. Ha bir de DJ çıkmış. Allah aşkına yani. Burada DJ çıksa ne olur ya. Hesabı ödeyip gidiyoruz. Nereye gidiyorsak. Gülnur'un söylediği yere gitmeyeceğimiz kesin ama. Allah aşkına Gülnur'un söylediği yere gitmeyelim. Biz kendimiz bulalım bir yer. Sana da pek güvenmiyorum bu konuda ama. Ay bu grup 3 güne kavga eder, mükemmel. Mekanı o kadar laf ettim, bana böyle bir jest hazırladılar. Ya maskeleriniz çok Kim Kardashian mı? Evet. Kısa günün kârı olarak da bunlara verdiler. Ya. Ay lütfen maskeni çıkarır mısın? Salak düşecek. Aşkım benim sağ ol. Çıkmış yaparız bunlarla. Allah belanı versin, insan gerçeğini verir. Ay o kadar laf ettim. Süper bir mekan. Ben zaten alkollü mekanların olmasına çok karşıyım. Keşke hiçbir yerde alkol olmasa. Acilen gidebilir miyiz buradan? Çok acil ya. Yani. Daha bitmedi, daha şeyler daha geliyor. Benim ben influencer olan onlar değil, bana şov yapın. Yap ablacım şovunu. Oo. Çok etkilendik ablam. Thank you. Ay Gülnur nasıl kıskançlığından suratı düştü yerlerde, suratı yerlerde. Ay sana böyle bir şeyler gelmedi diye mi? Aşkım benim olan her şey hepimizin biliyorsun. Otelin tam yan sokağına bakın. Sabahtan beri Gülnur beni bomboş ve bok gibi yerlerde gezdirdi. Ama ben çok güzel bir sokak buldum. Bakın Gülnur. Bakın burada da Gülnur var. Ve bakın burada yine Gülnur. Serhat arkada fotoğraf çektiriyor ve kocaman bir ağaç. Çok güzel. Ben her akşam buraya geleceğim ama sen yarın dönüyorsun. Şimdi ağaca yakından bakacağız. Of. Niye böyle şeylerden çok etkileniyorum? Şu sokağın hemen bitimi bizim otel. Fotoğraf çekiyorlar yine. O nasıl bir poz peki? Serhat'a bakayım. Hayır yapma, düzgün poz ver. Neyse biraz daha ağaca bakalım. Onları hep görüyoruz. Bu ağacı bir bugün bir yarın göreceğiz. Neyse biz biraz buralarda dolaşıp otelde görüşürüz. Git artık. Şimdi otele gidelim ve Trendyol Mila'dan yılbaşı kıyafetleri. Yani yılbaşı kıyafeti değil aslında, parti kıyafetleri. Partilere bakacağız. O
buraya geldim. İlk günü kapatmadan az önce söz verdiğim gibi bu Trendyol Milla Parti'den bir şeyler seçeceğim. Ne bileyim, düğününüz, nişanınız falan vardır. Favladıklarımı aşağıdaki videonun açıklama kısmındaki linke bırakacağım. Yılbaşı var be. Düğünün nişanı geçtim. Önümüzde yılbaşı var tabii. Ne bileyim, bir şey beğenirseniz falan Brüksel 20'yi kullanıp alırsınız diye düşündüm. Ben bunu giymiştim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bunu fağlayalım. Bak, bunu fağlamışım zaten bu üstü. Bu üstü de koyayım linke. Başka. Keşke internetim çekse. Bu da iyi yılbaşı için. Kabul edin iyi. Bu arada bu kodları screenshot alıp direkt aratabilirsiniz. Ya da linkten bulursunuz. Burayı da fağladık. Bunun da mavisini giymiştim, hatırlar mısınız? Post mu attım, hatta story attım galiba. Mavisi de çıkar biraz. Bak, bunu da fağlamışım önceden. Ama bayağı iyiymiş bu da. Zevkli kızım. Bu ceket de iyi ha. Wow. Bunu da giydim. Postum var hatırlarsanız. Başka. Bu gömlek de iyi bak. Işıltılı mı? Evet. Görünüyor mu kameradan? Buraları ışıltılı. Fav. Favla. Yukarıdan arkadaşım dedikodu yapıyor. Bir şeyin dedikodusunu. Bu da iyi. Ay neyse, durun şu dedikoduyu da okuyayım. Okuyayım yalnız. Orası göründüyse orayı lütfen şey yapalım. Yukarıdan yazılanları keselim. Enes çok pis bir dedikodu iletiyor da bana. Şimdi bunları favlamaya devam edeceğim. Aşağıdaki linke... heyecandan konuşamadım. Aşağıdaki linke koyuyorum hepsine. Parti butik, ışık butik, işte ne ararsanız. Heyecanım geçti şu an. Devam mı etsem? Buydu giydiğim. Buydu. Öpüyorum sizi. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Bakın Brüksel'de 5 saniye içinde nasıl sabah oluyor. 5, 4, 3, 2, 1. Günaydın. Bugün çok korkunç uyandım. Çünkü burnumu yaptırdığımdan beri herhalde, yani 8-9 ay mı oldu bilmiyorum. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Burnum ilk defa tıkandı. İlk defa. Klimadan ya da hasta oluyorum ama ben klimadan olmasını tercih ediyorum. Ben aslında bu günaydın videosunu çekmiştim. Günaydın falan diye yatakta böyle. Ama pijamalarım o kadar korkunç, kırışıktı ki size layık görmediğim için şu an baştan çekiyorum. Günlüğüne gece çok yalvardım. Ne olur pijamalarımı ütüler misin diye. Tahmin edersiniz ki asla ütülemedim. O bugün gidiyor. Akşam 6'da uçağı var. Evet, üzgünüm gittiği için ama bunu ona belli etmiyorum. Dönene kadar da etmeyeceğim. Bugün ne yapacağız? Valla yine yaptılar bir planlar ama uyumayacaklarını çok iyi bildiğim için şimdi sizi burada tutup yok şuraya gideceğiz, yok buraya gideceğiz bilmem ne. Gerek yok. Nasıl planları gerçek? Çok korkuncum, durun. Durun, geleceğim birazdan. Yani bence bir toparladım ha. Toparladım. Fön falan çekmeye çalıştım. Ne kadar başarılı olduğum tartışılır ama. Dün aptalın teki, beyinsiz, o Grand Palace'da. Sanırım Grand Palace bu arada. Yanlışsa düzeltin, o büyük çam ağacının olduğu yer. Buranın en meşhur yerlerinden biriymiş. O kadar sarhoştu ki düşünün. Ben sarhoşa aptal diyorsam ne kadar sarhoş olduğunu. Bana salça olmaya çalıştı. Ben de bunu itekledim. Ben de onu itekledim. Eli kameraya çarptı. Aptalın kamerayı düşürdü. Ve kameranın ucu yamuk şu an. Düzelmiyor yani. Bayağı bildiğiniz yamuk çekeceğim bugün. Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama ben ucunu yamuk gördüğüm için bana bütün görüntüler yamukmuş gibi geliyor. Belki de anlaşılmıyordu. Neyse ya, Arda Reis alır yenisini. Gülnur Serhat Cücü mum almaya gitti. Buranın meşhur bir mumu varmış. Onların yanına gideceğim şimdi. Bir de benim çoğu çoğu var ya, oğlan. Adı Bal bu arada. İlk defa söyledim herhalde adını. Bala ağızlık almam lazım buradan. Türkiye'de uygun ağızlık bulamadık. Eğitim için gerekliymiş. Ersene öyle söyledi. Orman yürüyüşlerine falan katılıyor. Ona ağızlık bulacağım. Köpek malzemeleri satan bir yerden. Bunu giydim bir de. Vlog olduğu için gösteriyorum ya her şeyi. Böyle püsküllü bir şey giydim ama buradan hava kaçırıyor. Bir de böyle bir pantolon giydim. Kadifeli. Bunu çok beğendim. Üstüme de dün o gösterdiğim Trendyol Milan'ın şeyini giyeceğim. Yeşilli, lacili, siyahlı kabanını giyeceğim. Hatta bu akşam da şey yapalım. Dün parti elbiseleri seçmiştik Trendyol'dan. Bu akşam da böyle kışlık bir şeyler seçelim beraber. Brüksel 20'yi de unutmayın. Kullanmayı yani. Durduk yere indirim. O zaman ben çıkıyorum. Hadi. Bu Grand Palace'ı bir de tek başıma huzurlu, gülnursuz, serhatsız, cüzcüsüz, ne bileyim gürültüsüz öyle görmek istediğim için tek başıma buraya geldim. Burada korkunç bir şey var. Ne bu şimdi yani? Anlayamadım. Bu arada ben konuşmamı düzeltmeye karar verdim. Çünkü ben yeni farkında olsam da siz uzun zamandır farkındasınız. Çok uzatarak konuşuyorum. Çok güzel ya falan. Bunu düzeltmeye karar verdim. Çok güzel ya. Kısacık konuşacağım artık. Yeter. Zamanımdan çalıyor. Günlüler otele doğru yürüyorlarmış. Ben de geri otele gidiyorum. Onlarla buluşacağım. Ya kıyamam sana. Neyim ben? Konu mankeni falan mıyım? Göz atlarıma bakacaktım da o sırada bir şeyler çekeyim istedim. İyi ki de fön çekmişim. Bir 2-3 dakika falan fönlü görebildi beni insanlar. Çok şey değişti hayatımda. Bu arada kabanım buydu dün gösterdiğim. İşte bugün giyeceğim dedim. Aşağıdaki linkte var. Milla linkinde.
Hatta ben bugün bu kabanı story atacağım. Ama tabii siz çoktan izlemiş ve hatta almış bile olabilirsiniz. Ben otelden çıktım, bana dediler ki otele dönüyoruz. Neyse sinirlenmeyeceğim. Dur bakayım. Bekleyelim. Good morning everybody. Neredesiniz siz? İtalyano. İtalya'da değiliz. Bacconi Maggiore. Neler aldınız? Alıyore. Ne aldın? Çikolata. Ala ala çikolata mı? Evet, mumunu aşkım. Buldun mu? Kimi? Mumunu. Ay ömrümüzü yedi mumun diye. Buldun mu peki? Yok. Şimdi mi gideceğiz oraya? Şimdi oraya gidiyoruz aşkım. Ay çok sevindim, çok mutlu. Hadi sen de koy eşyalarını. Resepsiyona ver. Sen tam bir bensin Serra, seni çok seviyorum. Ben de işte öyle bekliyorum işte saatlerdir. Ne yapayım, otelin önünde bekliyorum. Aha geldi. Geldi biliyorsun. Mum geldi. Bayağı dur geldi. Buldun mu mumunu? Daha gideceğiz şimdi. Mumcuya gidiyoruz. Çok mutluyuz Gülnur mum alacağı için. Aşırı heyecanlıyız ve mutluyuz. Bunun için geldik. Biz iki salak. Onun için buradayız. Ay kızımı mumcusuna getirdim. Bir sürü mumlar alacak şimdi. Bir sürü. Durduk yere masrafa gireceğiz. Niye? Gülnur yüzünden. Nasıl götüreceğim bunu? Benim boyum kadar zaten bu. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyiymiş çok ama. Bunu. Bayağı iyi dermiş ya. Ay bu çok güzel. Gülnur sen bunu al. Bugün götür benim için. Ben de gelince senden alırım. Koku taşınabilir. O kolay. Serhat götürebileceğimiz bir mum bence boyutu bu. Niye durduk yere moralimizi bozdu bu şimdi bizim? Ben bunu çok beğendim. Aynen ben de. Çok aşırı iyi. Evet, bu da çok güzel. Türkiye'de var bunlar galiba ama 5 katı fiyatına falan satılıyor. Günür Güneş bile indirimli alışveriş yapıyor arkadaşlar. Discount, i̇şte böyle discount. Böyle oluyor. discount böyle diyor. Şeyde çeyizciye gittik koskoca de. Koskoca Günür Güneş diyor ki burada tax free var mı? Tax free var mı? 10 euro. Utan. Ağzımı yırtacak biliyorsun değil mi bunları koyunca. Sonucu söylüyorum. Hepimiz mumlardan alıyoruz. Çünkü bayağı güzeller. Ve Türkiye'dekine göre çok uygunlar. Günür durduk yere senin yüzünden masrafa girdik. Ama nasıl taşıyacağız? Ben bunu beğendim. Sanırım bunu alacağım. Şimdi ev yapılıyor. O yüzden çok saygıdeğer mimarımıza sordum. Bu mu? Yoksa bu mu diye. Bu biraz ne bileyim. Biraz kadın işi. Bunu daha çok beğendim. Bir de düzleri var böyle. Ama niye yani dümdüz alayım ki? Gülnur bunlardan alıyor. Bunun her kocamanını falan filan işte. Bunda gözüm var. Ama salak olmadığım için yarın gelip alırım. Şimdi niye taşıyayım ki yarın benim uçağım. Uçağa giderken pıt pıt. Şimdi de oda kokusuna düşüldü. Daha kaç saat buradayız acaba çok merak ediyorum. Çünkü bütün kokuları deniyorlar. Bütün kokuları. Ne önemi var ki kokunun? Tipine bakarım. Her şeyin tipine bakarım. Popülaritenin köpeği. Biz hala mumcudayız. Yaklaşık 40 dakika oldu. Gülnur mum alacak. Ama Gülnur telefonda dedikodu yaptığı için. Sessiz konuşma. Biz bekliyoruz ya, sen arkaya konuş gidince sesin geliyor. Yankı yapıyor boş yani. Diye. Biz alacağız sanki. Ama biz yeni ev yapıyoruz sanki. 1 saat 10. dakikamız. Hala mumcudayız. Hala mumcudayız. Artık çalışan kadınla falan muhabbete girdik. Erkek arkadaşları falan anlatıyor. Gülnur hala arkada telefonla konuşuyor. Şimdi saate yaklaşıyoruz. Gülnur telefonu kapattı. Ne diyorsunuz? Şu nasıl? Bak hala şu nasıl diye soruyor. Bu değil. Bu no. Hayır şu. Beni dışarıda gördünüz diye sakın mumcudan çıkabildik sanmayın. Hala mumcudayız. İkinci saatimiz. Gülnur 6 tane bakın dizime gelen mum götürmeye çalışıyor Türkiye'ye. Ve içeride bunun tartışmasını yapıyor kadınla. Kadın nereden bilsin? Fırlatacaklar valizleri her yere. Mumlar paramparça olacak. Ayıp günah değil mi Gülnur? Hayır. Benim derdim boşu boşuna bekliyoruz şu an burada. Alalım işte insani boyutlarda herkes 3'er 5'er tane. Binelim gidelim ülkemize. Yok illa en büyüğünü alacak. Yeni gelin ya hevesli böyle şeylere tabii. Ben mimarımı attım pek beğenmedi. Yani hani beğenmedi dediğim evi yapmaya çalıştığımız konsepte uyduramadı galiba. Çok beğendiysen beyazları al dedi. Beyaz mum niye alayım o kadar para verip. Mumcuda 2 saat 10. dakikamız. Hala buradayız. Hala alamadık. Serhat buluşacağı arkadaşlarını buraya çağırıyor artık. Burada buluşup görüşüyor.
Gülnur hala yeni bir şeyler peşinde. Cücünün arkadaşı da geldi galiba. Neyse burada buluşuyoruz insanlarla, sorun yok. Sıcak en azından. Ya biz çıktık, onlar arabaya bindi. Bize dediler ki siz yürüyün. Bize çok garip yerlerden yürüyoruz. Alışveriş caddesine gidiyoruz. Gidebilirsek. Ama inşallah bulacağız. Sola dönünce çıkıyoruz oraya. Tabii yanlış girmediysem. Aa evet. Vallahi çıktık. Vallahi çıktık, billahi çıktık Mumcu'dan. Biz yürüdük, onlar arabayla geliyor. Böyle bir alışveriş caddesine geldik. Neydi Sero buranın adı? Bolivar. Bunu uydurduğuna o kadar eminim ki. Vallahi Bolivar diye geçiyor. Hani hiçbir şey yok, alışveriş ha varmış, okey. Hadi biz biraz gezelim, sonra yemekte falan buluşuruz. Say 3'ten 0'a kadar. 3, 2, 1. Kamerada çıkmıyor ama korkunç bir fırtına başladı burada. Az önce uçuyordum. Hani zayıf insanlar hep şey der ya, uçuyordum falan. Öyle uçuyordum. Yani düşünün, beni bile uçurabilecek bir fırtına. Neyse. Son şuraya gireceğim. Sonra otelde size aldıklarımı göstereceğim. Bir şey çekemiyorum şapkamı tutmaktan. Danla yuh yani. Bütün... Sadece ağaç malzemesi aldım ve ağacım yok. Neler aldın, anlatır mısın bize? Odada göstereceğim hepimizi ama şöyle görebilirsiniz. Yani mesela bundan 6 tane falan aldım. Neden? Bunları gerçekten İstanbul'a götürmeyi düşünüyor musun? Hepsini götüreceğim. Bu ne peki? Uçakta oynamak için kendime bilardo aldım. Bak bu cana. Bu can sodayı giyecek. Ben popcorn'u giyeceğim. Ve fotoğraf çekeceğiz. Sadece bu bayağı mantıklı. Evet. Dur, kalanını odada gösteriyorum. Tamam. Biz kahve içmeye gidiyoruz. 3, 2, 1. Vallahi geldim odaya. Odaya geldim, bunları açtım, valiz yapmam lazım. Yani öyle yeni gelin çeyizi gibi göstermek için açmadım ama göstereyim. Zaten gösterecektim de. Böyle Can'la bana iki tane çok anlamlı ve her yerde giyilebilir iki önlük kostüm gibi bir şey aldım. Bunlar 4'er euroydu. İşte mini bilardo falan. Bunları belki yılbaşı makyajı çekersem, ki yetişmez muhtemelen, çekemem ama olsun. Sakala takmak için kullanmış bir şeyler ama ben saçıma bunlardan taç yapabilirim. Renkli ışıklar yani diye düşünüp aldım. Mum İstanbul'da olmayan bir şeydi. O yüzden aldım. Bunların amacını bilmiyorum ama ben yine yılbaşı yemeği verirsem diye düşünerek böyle peçetelikleri sarmak için kullanırım diye aldım. Şöyle bir şeyler. Bence çok mantıklıydı bu arada. Peçete hastalığım var. Haberiniz var mı bilmiyorum. Kırmızı peçeteler, siyah. Bunda rengarenk bir şeyler var. Sexy. Bu da duygusal peçete. Bunları tabii ki. Tabii ki ne? Niye almış olabilirim yani? Bir şeyler yiyip içmek için buraya cookie mookie işte sığdıracağız. Bunları hep Can ve Ece ile içerken hayal ederek aldım. Buralara yine cookie'lerimiz. Çok sevimli insanlarız ya o sebeple. Çok ama çok işime yarayan ve lazım olacak bir şey. Shaker aldı. Üstünde tarifler var. Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Menü yazıyor. Nasıl kuracağız bunu? Üstüne tebeşirle mi yazacağız bilmiyorum. Yine yılbaşı yemeği verirsem diye ama vermeyeceğim bu arada. Ha bir de ağaç süsleri aldım. Klasik ışık almaktansa böyle mumlu ışıklar alayım dedim bulmuşken. Yeter mi bilmiyorum. Yeter mi bilmiyorum derken senin ağacın bile yok ki yani. Neye yetip yetmediğini bilmiyorsun. Bunları dikeceğim üstüne. Deneyeceğim yani değişik kombinasyonlar. Bir de Another Stories'den falan bir şeyler aldım da durun bir yere bir oturayım be. Durun geliyorum. Geldim. Dedim ki maskemi yapayım, kahvemi içeyim, biraz da muhabbet ederiz. Çünkü muhabbet edecek çok şeyimiz birikti. Özellikle geçen haftalarda çıkan haberler doğrultusunda. Böyle havalı söylerler ya, hakkımda çıkan haberler. O haberlerim ben. Neyse de aldıklarımın yani gösterecek çok da bir şeyim yok. Zaten çoğunlukla iç çamaşırı aldığım için gösteremem. Dünya saçması bir şapka aldım. Mutlaka herkes de görmüşsünüzdür. Toka, kafamdakinin pembesi. Allah aşkına aldığım çantaya bakın ne olur. Lütfen bakar mısınız? Bu çantayı takacak ne gibi bir ortama girebilirim acaba? Hani yani. Neden mesela yani? Taç. Çok taç takarım ya. Aşırı. Neyse bu akşam bunu takmayı deneyeceğim. Öyle bir şey kurdum kafamda. Bu arada bunları Another Story'den aldım. Ordinary'leri buldum orada. Nemlendiricisini ve temizleyicisini aldım. 8 dolar tanesi. Türkiye'de bize nasıl sokuyorlar belli değil. Bu iç çamaşırı ama bunu mesela yaza çok zayıflarsan ve gerçekten kas yaparsan, çünkü bu hedeflerim arasında var. Böyle kot üstüne falan top gibi giyebilirim bunu. İyice yoldan çıktı bu kot. Vallahi yoldan çıktı. Kas yapmalar falan. Bu ne? Toka'nın derisi. Asla takmayacağım ve tarzım olmayan bir taç. Gülnur bunu görse kesin elimden alırdı. Ama Gülnur gitti. Aa Gülnur, göremiyorum seni odada. Neredesin? Bir tane daha muhtemelen hiç takmayacağım bir çanta aldım. Şöyle işte, alnı pullu bir şey. Böyle bir
çanta. Yine öyle minik taplar aldım hep yani. Bunlar sütyen diye satılıyor ama bence tap gibi giyilebilir. Tabii şu anki dediğimde olmaz. Neyse biraz haberler hakkında konuşalım ha? Ne dersiniz? Mesela geçen hafta Bebek'te bir mekanda adı altında yani Luka'da sarmaş dolaş eğlendiğim haberiyle alakalı. Biz geçen hafta Ece'nin doğum gününü kutladık. Yani Ece organize etti. İşte nerede yemek yiyelim falan filan. Luka'da yemek yiyelim. Belki akşam devam ederiz falan. İşte biz Can'la gittik Ece'ye pasta yaptırdık. Pastanın fotoğrafını kenara koyuyorum. Özüm ben Aslı. Yani zaten hep bu beşli olduğumuz için. Özüm ben Aslı Can. Luka'da yerlerimizi aldık ve Ece gelmedi. Şaka değil. Ece doğum gününe gelmedi. Neyse olay bu değil. Sonra doğal olarak ben pastayı Luka'dan geri alıp eve götürdüm. Belki ertesi gün gelir de evde hani üflerdi. Çünkü pasta yaptırdık ya hani arkadaşız biz ya bizim arkadaşımız da hayvan değildir diye. Dedik ki belki evde üfler. Ben aldım. Pasta bu arada 15 kişilik. Can sağ olsun. Pintilik etmemiş ve pastayı 15 kişiye. Bak 4 kişilik bir gruba ya da 5 kişilik işte. 8 kişilik pasta yaptırırsın güzel görünmesi için. Ama 15 biraz gereksiz ve ağırdı. Arabadan indim, pastayı aldım ve bir yandan da bu arada şöyle bir detay var. Luka çıkışı, Luka'dan çıktım ve dibinde bir flaş patladı. Kamera, magazin flaşı patladı ve böyle oldular. İçeride Metin Arayla'ymışsınız. Ne? Nasıl yani? Hani Metin Arayla olmaya geçtim. Mekanda Metin Araya benzeyen tek bir kişi yok. Ya da bizim masada zaten yok. Ben de dedim ki hayır Can'layım. Neyse buraya geçiyorum. Biz de sonra işte ben arabaya bindim. Canlar eve gitti falan derken FaceTime yapıyoruz. Ben de salak kapat değil mi FaceTime'ı? Koca pasta taşıyorsun. Ece ve Can'la konuşacağım diye pastayı evin önünde devirdim. Sonra bir de kendim düştüm üstüne pastayı toparlayacağım diye. Yani en son telefon şu şekilde hani pastanın içine gömülmüştü. Ve ben pastanın üstünde yuvarlanıyordum. Telefonumu da kurtarmak için ve Can'la pastanın içinden bir kahkaha sesi geliyor. Çünkü telefon pastanın içinde. Ece ve Can gülme krizine girmiş. İyice sinirlendim. Sonra eve çıktım ve Danlıbiç ve Metin Ara Luka'da sarmaş dolaş ve göz göze. Bu da çok önemli. Eğleniyorlardı diye bir haber okudum. Bak! Bak! Saygıdeğer magazin mensubu arkadaşlarım. Komik olan ne biliyor musun? Bu haber benim yaşam tarzıma çok uygun. Gece bir yerde eğlenmek. Hani birileriyle göz göze el eleden bahsetmiyorum ama hani gece bir yerde eğlenmek çok okey benim için. Ama karşıda bahsettiğiniz insan için bence görünen kadarıyla hiç uygun bir dedikodu değil. Yani ben Metin Aray'ı Luka'da biriyle eğlenirken düşünemiyorum. Bu arada tanıyorum. Tanıyorum yani tanımıyorum. Değil. Tanışıp karşılaşmamışlarım var ama o kadar. O kadar. Ve bunun üstüne bir haber daha okudum. Neyse ondan bahsetmeyeceğim. Ondan bahsetmeyeceğim. Yüzümü falan yıkayayım. Aa şey yapsak ya. Dur yüzümdeki maskenin daha zamanında olmadı. Hadi kışlık seçelim. Durun bunu çıkarmam lazım. Hemen geliyorum. 1-2-3. Hah. Milla'dan bir şeyler seçecektik. Zaten de şey maskem dolana kadar en azından bunlara bakınalım diye düşündüm. Bilgisayarımı yanımda getirmediğim için Müge Anlı da izleyemiyorum. Kombinler mi triko mu? Triko ya. Kış geldi. Direkt trikoya bakabiliriz. Bak bunu favlamışım zaten. Bunu da favlamışım. Ama bu bayağı güzel. Koduna bakın burada. Netliyor mu? Netlemiyorsa da aşağıya koyacağım linke eklerim ben bunu. Da yani şu an ekledim gitti siz izlerken. Aa bu takım da iyi. Takım da iyi. Bunu da favlayalım. Storylik. Başka. Aa kazığın pudrası. Bu da iyi. Bunu da favla. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şunun fiyatı 49 lira. Bayağı bildiğiniz dümdüz 49 lira. Zara'dan almaya kalksanız 149 lira. Hasta oluyorum bu arada. Aha. Bununla çok iyi kombin yapılır. Bunu hem favlayıp hem sepete. Aa tam benim bedenim kalmış. Milla'da bu arada çok çabuk tükeniyor stoklar ama bir o kadar da çabuk yenileniyor. Yani alışveriş yapanlar biliyordur zaten. Artık 10 kişiden 6'sı yaptığı için o 6 kişi biliyordur. Bu da çok tatlı. Aa çok tatlı dediğim hırkayı geçen sene giydim. Hatta postum var bununla Instagram'da. Var bundan. Kazak sandım önü kapalı görününce. Bu da iyi. Milla ne güzel şeyler yapmış kış için. Koduna bakın bunun da. Aşağıdaki linkte olacak ama. O yüzden favlıyorum bu arada. Linke koyuyorum bunları. Bunu aldım. Bu var bende yakında storiesini atarım. Tabii şu an İstanbul'da da. Hatta en son aldıklarımı göstereyim. Bunu story attım zaten. Bu arada teslim edilen siparişlerim. Sipariş detay yazıyor ya. Buna story attım, bunu attım. Hatta buradayken attım.
görmüş oldunuz. Bu şu an valizde. Bunu şunun içine giyerim. Ay şunun içine giyerim diye aldım ama burası çok soğuk olduğu için giyemedim. Bununla story attım. Bu İstanbul'da. Bunu da işte ilk gün göstermiştim ya. Oh, bu çok güzel. Bunda çok güzel bir poz planım var. İnşallah değerlendireceğim. Bunlar da bir önceki siparişlerimde. Hatırlar iseniz eğer. Postlarım var bunların hepsiyle. Neyse ben buradan şimdi favladıklarımı da linke koyuyorum. Saat kaç? Evet, maskemin zamanı doldu. Da geldim geri anında. Çünkü kodu tekrar söylemeyi unuttum. Buraları bir yere yazıyorum. Screenshot alın. 50 kere DM atma. Yani atın tabii ki. DM atmak bedava. Zamanınız varsa atın. Ama ben 50 kere aynı şeye cevap veremediğim için ne olur screenshot alın. Brüksel 20. Yani Mila siparişlerinizde kullanabileceğiniz kod. Brüksel 20. Yüzüm alev atıyor şu an. Yıkamam lazım. Yıkarken kapatmasam ne olur? Ha? Kayacak o telefon oradan. Kayacak mı? Kaymayacak gibi. Maskemi de göstereyim mi çenem düşmüşken? Tipime bakın. Şey çok kötü bir şey mesela. Bir kız ve bir erkeğin ilişkisindeki şey evresi vardır ya, kızın makyajsız halini görene kadar zaten çocuk ona aşık olur ya da çok bağlanır ve hiçbir önemi yoktur. Zaten olmamalı da. Hani o evre vardır ya. Ben hiçbir zaman o raddeyi yaşayamayacağım. Yani çünkü bir tek sıçarken görmüyor beni buradaki insanlar. Onu da umarım sevgilim de görmez yani. Maske bu. Bu. Asla çeviremiyorum kamerayı. Ay bu Allah aşkına bu yani sanki yani. Bok var sanki bu. Al bu. Güzel maske bu arada, bok var dediğim. Bakınız bu da bu ara kullandığım. Çünkü bunu ben unutmuştum evde bir yerde. Sonra bir baktım aa bitmemiş hemen. Bu da burası çok soğuk diye getirdim el kremi. Bunu da geceleri sürüyorum arkadaşlar. Shiseido. Güzel bir ürün. Bunu da geçen Tokyo'da bitti diye çöpe atıp üzüldüğüm ürün. Sağ olsunlar yollamışlar. Bunu da yanımda getirdim. Neydi bu? İdol? Lancome muydu bu? Ay ne olur yanlış bir şey söyleyeyim. Evet, Lancome'un İdolü. Hazırlanayım. Fön çekeyim. Fön işinde kendimi geliştireceğim oğlum. Görürsünüz. Bakınız. Hazırım. Ay elim çok korkunç görünüyor yandan. Oha çok şişko görünüyor. Öyle mi normalde? Evet öyle. Tırnağım kırıldı. Çok kötü göstereyim mi? Çok korkunç. Orta parmağım hem de. Neyse biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Mesela pantolonumdan. Onu çok beğendim. Çok beğendim dediğim için muhtemelen 1-2 saat sonra popomdan cart diye patlayacak. Hani çok da kayda değer bir popom olsa neyse patlasın hakkıdır diyeceğim de yok. Yok. Kilo verince gitti. Yok. Yine fena değil şimdi. Hakkını yememek lazım. Ay ceketim de çok güzel. Neyse biraz da şu aynadan çekeyim kendime. Bakınız. Bakınız şöyle biraz daha bakınız. Biraz da şu açıdan bakınız. Saçıma da fön çektim. Yine başarısız oldu biraz ama idare eder. Serolar almaya geliyor beni şimdi. O yüzden aşağıya gidelim çünkü piştim. Dışarıda donacağım ama burada piştim. Biz geldik. Görüntü kaliten biraz düşmüş olabilir çünkü kameram kırıldı. Yani aslında kameram kırılmadı. Şu bağlantı yeri kırıldı. Evet. Evet yine odadayım. Bayağı yine odadayım yani. Girdim ve çıktım. Hayır çıktım ve girdim. Rezervasyon yaptığımız yere gittik tamam mı? Kolum ağrıdı. Rezervasyon yaptığımız yere gittik. Kadın dedim ki böyle böyle rezervasyonumuz var. Ha dedi o fotoğraflardaki yer yalnız kapalı dedi. Niye dedim. Yani burası mı var sadece ve gösterdiği yer iğrenç bir yer. Burası mı var sadece dedim. Evet dedi orası kış diye kapalı dedi. E niye telefonda bunu bana söylemedin deyip arkamı dönüp uzaklaştım. Neyse iki yanında bir yere gittik. Güzel bir yerdi. Fena değildi de yani çekecek bir şey yoktu yani. Neyi göstereyim işte Brüksel manzarası falan. Kameram kırıldı. Telefonla çekiyorum şu anda. Gerizekalının teki yine kamerama çarptı. Kameramı düşürdü. Kameranın bağlantı yeri kırıldı. Telefona bağlayamadığım için kendimi göremediğim için buradan çekmeye devam ediyorum. Böyle şeyler arkadaşlar. Neyse. Kitap mitap okuyayım bari. Yarın uçağım var ama yarın çikolata almaya gidelim bir önce. Buraya kadar gelip çikolata almazsak ayıp olur. Yüz yıkayayım. Bakınız. Bakınız burada bir şey oluştu yine. Yüzümü yıkayayım. Dişimi fırçalayayım. Ondan sonra biraz kitap okuyayım. Ayrıca Brüksel hakkında da söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ne bu ya? Ne bu abone okuyayım? Her yer kapalı hafta içi diye ya. Böyle hayat mı geçer Brüksel? Brüksel'de yaşayan Türkler sakın beni azarlamaya kalkmayın. Sakın kökeninizi...
Sarhoş değilim, hiçbir şey içmedim. Aksine hasta oluyorum galiba. Ne diyordum az önce? Sakın kökeninizi unutup beni Brüksel için azarlamaya kalkmayın. Brüksel'de hayat yok. Hele ki hafta içi sıfır. Ayrıca Brüksel'li bir vatandaş kameramı kırdı. O yüzden şu an kalitesiz görüntüye maruz. Gerçi çok da kalitesiz değil. Bu telefonlar bayağı iyi. Neyse. Hasta oluyorum ayrıca. Hadi ben gittim. Haydın. Bugün Brüksel'de son günümüz. Deli'nin biriyle karşılaştım Starbucks'ta. Aha, merhaba. Benim. Ben Caner Kozanka arkadaşlar. Damla'yı buldum. Durdurdum dedim ki. Dur. Damla'yı durdurdum dedim ki böyle bir durum var. Konuşmamız lazım. Konuşuyoruz. Çok tatlı bir kız. Konuşmamız lazım. Ben ne hakkında olduğunu Dur. Astroloji hakkında ve Damla'yla dur şimdi konuşacağız edeceğiz. İşte normalde insanlar sanıyor ki işte astroloji sadece burçtur, şudur, budur ama böyle bir şey değil bakın. Doğum haritanız var. Kız. Doğum haritanız var tamam mı? Doğum haritanızda da konumlar var. Böyle sadece burçtan ibaret değil bu. Gezegenler var, evler var, bunların arasında açılar var. Bakın astrolojiye önem verin. Bu önemli bir şey ve güzel bir şey. Keselim tamam, mi? Beni ilgilendirmiyor tamam. İnsanların astroloji. Dur. Ne anlatayım? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Caner vasıtası olduğu için evet. Benim doğum haritamı, yıldız haritamı neymiş? Doğum haritamı, evet. Doğum haritamı çıkarmış. Benden habersiz bak, yapmış bunu. Doğum saatimi bilmeden nasıl çıkarabiliyorsun? Ya onu bak bir şey söyleyeyim. Doğum saatini bilince evlerine güzel bakabiliriz. Ben şu an genel şeyini çıkardım. Evlerini çok iyi bilmiyorum. Hani yükselene şu ne bu ne ama hani sonuçta gezegenler çok değişmiyor. Anladın mı? Hani mesela dur şimdi doğum saatin şunu etkiliyor. Evlerinin konumunu etkiliyor. Ama mesela dediğin ne? Anlatacağım dur. Anlatayım. Böyle 10 dakika bunu mu anlatacağız? Özet geç benim hayatım. Bakın şimdi. Bakın Danla'nın bence başarısı şundan geliyor. Normalde terazi kadın tamam mı? Terazi kadın dediğiniz işte güzellik, kibarlık, nezaket falan ama Danla'nın da yok. Dur. Danla'nın ne diyorsun sen? Dur ya. Danla'nın özelliği şuradan geliyor. Hani bu başarısını bu bakın Danla'nın başarısı şundan geliyor. Mars akrep tamam mı? Mars akrep nedir işte? Mars savaşma biçiminizdir. Akrep de böyle çok duygulu, çok tutkulu, çok saldırgan, çok kindar. Yani Danla'nın başarısı bu teraziyi akreple güzel harmanlamasından. Benim yükselenim ne acaba? Kaçta doğdun bakalım. Ne bileyim. Sence ne? Ay kız nereden? Sence? Bilmiyorum. Dur. Hiç mi bir şey hissetmedin? Aa tırt çıktı Caner. Hayır. Bak dur şey yapma. Hissediyorum söyleyeyim mi? Söyle. Geliyor. Danla'da koçluk olabilir. Yine akreplik olabilir çünkü Mars enerjisi çok fazla geliyor. Ben niyeyse aslan hissediyorum. Aslan mı olabilir? Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu arada Caner de vlog çekiyormuş. Evet. Sen de vlogu çekiyorsun. Öyle Brüksel vlogu. Ben Amsterdam'dan geldim. Paris'e gideceğim. Böyle karışık saçma bir şey oldu. Neyse sakin bir günaydın diyeyim artık çünkü. Caner o kadar yüksekti ki. Biz uyandık. Son günümüz bugün. Niye gülüyorsun? Uyandık sonra otelin arka sokağındaki o Grand Palace'ın oradaki Starbucks'a geldik. Ay kıyamam Güldürüm da İstanbul'da ne yapsın işte. Ne oldu Güldürüm göremiyoruz seni. Neredesin? Ben korkunç bir şekilde hasta oluyorum. Göz altlarıma bakın. Görünmüyor şu an. Bu görünmemiş hali. Ne yapacağız bugün? Son benim 2-3 saatim. Senin yavrularına bir şeyler alacağız. Yavrularına dediğin köpek 3 yaşında. Dur bakayım ne yapacağız bakalım. Caner bütün enerjimi çektin astrolog musun? Şimdi Sero size buranın hikayesini anlatacak. Seni şöyle alabilir miyiz? Dinliyoruz. Biraz evet. Yüksek sesle lütfen. Evet arkadaş. Buranın hikayesini anlatıyorum sizlere. Önce buranın adını söyle. Buranın adını asla bilmiyorum. Ama şimdi kamerada görünüyordur. Burası geniş, evet. Burası küçük. Ortada tam ağaç kalıyor ama anlaşılıyor yine de. Evet, adam burayı tamamen bitiremediği için kendini şu kulenin tepesinden aşağı atıyor ve ölüyor. Sonra tam yıldan, bitiremediği dediğin eşit yapamadığı için. Eşit yapamadığı için. Bitirmiş, karşıya geçmiş, bakmış ki yamuk, yani yamuk derken az birisi. O şekilde inşaat mı yapılır? Bitirmiş, karşıya geçmiş, bakmış yamuk. Bir şey diyeceğim, peki niye burayı inşaat yapıyorlar? Dedin ya az önce aynısını yapıyorlar diye. Bak oradan bakınca orası eksik gibiydi. Buraya gelince burası az gibi duruyor. Peki şu an yeni mi yapılıyor darısı yoksa restorasyon bence mu? Bence şey yapılıyor. Yeni yapılıyor. Adamın biraz geç kalınmamış. Biraz milattan önce yapılmış burası. Çok fazla para kazandıkları için dikkat çekmeye çalışıyorlar. Sen boş ver. Ben seni gel make-up paraya bırak götüreyim. Sen onu seversin gel. Onu göstermiştim ya anlamamıştım. Esra'ya sordum bu İsa'nın doğumunu sergiliyormuş. Şu bebek
İsa olarak oturuyordu. İşte böyle bir evde doğmuş İsa. Yılbaşı zamanları bunu böyle kuruyorlarmış İsa'yı anmak adına. Bu da böyle bir bilgi. Bakın döndük yine ağaç. Yine ağaç, yine Grand Palace. Grand Palace mı acaba? Sürekli bu çelişkiyi yaşıyorum. Şimdi biz alışveriş caddesine gidiyoruz. Beni merak eden olursa mağaza dolaşıyorum son saatlerimde. Çok tatlı bir çanta buldum. O kadar dandik ki beni görünce azarlayacaksınız. Bunu niye aldın diye. Bir de şimdi şapkasını buldum. Adam bedenine bakıyor. Kafam çok minik ya. Bazı şapkalar olmuyor. Yerseniz. İşte bu aldım. Siyahını aldım. Pembesi çok tatlı ama siyah her zaman için okey diye düşündüm. Bir de şapkası var. Ama sanırım bedeni yok. Hep bunun yüzünden bakın. Şunun yüzünden. Tam çıkıyordum mağazadan, bu gösterdi. Senden nefret ediyorum. Gülnur'dan da öyle. Bu da şapkası yani. Buna çok okey değilim ama güzel olabilir. Biraz küçük gibi geldi ama adam dar takılıyor. Niye bunları size anlatıyorum ki? Sanki şu an bana cevap verebilecekmişsiniz gibi. Neyse alayım. Bunu çok beğendim. İçeriklerden tam not almadı ama ben bayağı beğendim. Tabii altına bununla giymeyeceğim de alacağım bunu. Bayağı güzel. Ama bir küçük bedeni varsa bir küçük bedenini alayım diyorum. Niye sanki cevap verebiliyormuşsunuz buradan gibi, ben her şeyi size soruyorum ya. Uf, durun bir de mont beğendim, onu da göstereceğim. Bu da mont. Mont aşırı beğendim. İkisini de alacağım. Yani bunun üstünde biraz korkunç görünüyor olabilir. Yine alışveriş vlogunu çevirdim bir şekilde ve kırık tırnağım çok korkunç görünüyor ve bu ışıkta saç rengim bayağı güzel görünüyor. Durun bir iki foto çekineyim. Çok güzel bir yere gel. Buranın adı ne? Burası neresi? Glassel Katrin. Urban Outfitters bulduk burada da. Ve benim gitmeme yarım saat kaldı yani, araba gelecek beni almaya. O zaman gireceğiz mecburen. Hadi girelim. Baktım. Bayağı baktım. Gel buraya Sero ya. Son dakikalarımız. Evet ya. Benim hiçbir mağazaya girmeden acilen havalimanına gitmem lazım. Ama daha yoksa bir mağazaya dönemeyeceğim. Gireceğiz. Evet, daha bir mağazaya daha gireceğiz. Bir tane daha Apple. Apple'a mı gireceksin aşko? Babam saat istemişti. Evet, onu da halledeyim. Tabii. Neyse artık mağaza devrini kapatıyorum. Sizi her mağazaya söylüyorum. Çünkü o kadar salak alışveriş yapamıyorum. Az önce aldığım çorabı görseydiniz, hani yüzüme şöyle püt diye bir tane tükürürdünüz muhtemelen. Neyse, giyince güzel olacak, bana güvenin. Say! 3, 2, 1. Bir vlogun daha sonuna geldik. Ben havaalanına yola çıktım. Biraz trafik var. Akşam 6'da uçağım. Biraz çekingen konuşuyorum beyefendiyi rahatsız etmemek için. Düşünceliyim çünkü gerçekten her yerim paket şu an. İki büyük boy valizim var. Onun dışında 4 tane koca karton. Küçük mü görünüyor bilmiyorum ama şöyle hesaplayabilirsin. Bundan 4 tane var. Nereme takacağım onları, nasıl valize kadar götüreceğim bilmiyorum. Bir de iniş derdi var. Brüksel'i beğendim ben. Gelmeden önce çok kötü yorumlar görmüştüm. Ve arkadaşlarım çok kötülemişti niyeyse. Ama bence gayet tatlı bir yer. Özellikle her yer cıvıl cıvıl, ışıklı ışıklı. Sadece tek problem insan yok. İnsan olmayınca da her yer sıkıcı. Yani hem iyi hem kötü. Bir daha gelir miyim? Gelirim ama daha turistik gelirim. Yani yok Gülnur'un mumunun derdiydi, yok Serhat'ın açılışıydı, yok kutlamasıydı, yok Makeup Forever'ıydı falan. Bunlarsız gelirim. Hepinizi öpüyorum. Trendyol linkini kullanmayı unutmayın. Brüksel 20'ye pavladıklarımı ve daha fazlasını aşağıya bıraktım. Çünkü bu benim için artık bir mesai, biliyorsunuz ki Milla'dan ürün seçip size link vermek. Hepinizi öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Yılbaşında mı görüşeceğiz acaba? Yılbaşında görüşebiliriz. Güzel bir planımız var canlı. Vloglu.